genç arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bu vesileyle özellikle bugün Bingöl Üniversitesi'nde 8. gününde açlık grevleriyle birlikte eylemde bulunan Bingöl Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşlarımı buradan selamlamak istiyorum. Onlara dayanışma duygularımızı göndermek istiyorum. Ben Bingöl Üniversitesi diyorum ama yanlış anlamayın yani bir gerçek üniversite falan değil. Bir rektörü var. Kendisi Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde kadrolu. Ama Bingöl'de rektör. Şimdi sadece kendisi olsa iyi. Beyefendi kardeşini Burhanettin Baydaş'ı rektör yardımcısı yapmış. Abdülvahap Baydaş İktisadi İdari Bilimler'de yardımcı doçent yapmış. Fatma Baydaş Araştırma Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi'nde. Mahmut Baydaş Öğretim görevlisi Bingöl Meslek Yüksekokulu. Zeynep Baydaş araştırma görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi. Bu Gıyasettin Baydaş denen rektör akrabalarından oluşan bir şirket kurmuş orada. Kapıda bir tabela var Bingöl Üniversitesi yazıyor sadece. Kendi ailesinin çıkar gruplarının kendi malı mülkiyeti gibi kullandığı bir üniversitede şimdi öğrencilere kan kusturuyor. Burası benim üniversitem diyor. Kendisi AKP il başkanı gibi AKP propagandası yapıyor, örgütlemesi yapıyor, oy topluyor. Bütün üniversite çalışanlarına bir AKP yayın organı gazeteye abone olma zorunluluğu getiriyor. Emniyet gece gündüz üniversitenin içerisinde 24 saat emniyet polis ablukasını üniversiteden asla ayırmıyor. Bu öğrenciler rektörlüğün bu zulmüne karşı Basın açıklamaları yaptığında üniversite içinde veya dışında hemen tamamına soruşturma açıyor. Bir kısmını okuldan atıyor, bir kısmını sınavlardan men ediyor, bir kısmını uzaklaştırıyor, bir kısmını gözaltına aldırıyor, tutuklatıyor. İftiralarıyla, raporlarıyla bunları yapıyor. Kendine orada bir üniversite kurmuş. Aile üniversitesi. Şimdi Milli Eğitim Bakanına, YÖK başkanına buradan sesleniyorum. Kardeşim Bingöl halkına çektirdiğiniz zulmü zaten biliyoruz. Fakat bu üniversitede neler oluyor? Bunlar yenilir yutulur iddialar değil. İhalelerle ilgili ciddi ciddi pis kokular var Bingöl Üniversitesi ihaleleri. Bir defa rektörün kardeşinin rektör yardımcısı olarak görevlendirilmesine siz nasıl müsaade edersiniz? Beş akrabasını üniversitede etkili kadrolarına getirmesine kızı damadı nasıl müsaade edersiniz? Çocuk oyuncağı mı bu? İnanın ki bu Bingöl halkına yapılmış en büyük hakarettir. Üniversite adı altında yapılmış en büyük hakarettir. YÖK böyle bir şeyi nasıl kabul eder? Ve bu üniversite öğrencileri nefes alamıyorlar orada artık. Nefes alamaz hale gelmiş durumdalar. Ne yapacaklar peki? İşte 8 gündür açlık grevindeler. Sesini duyurmaya çalışıyorlar. Ve Milli Eğitim Bakanı'ndan tık yok. YÖK'ten tık yok. Bu öğrenciler düşman mıdır ya? Bingöl Üniversitesi öğrencileri düşman hukukuna mı tabidir? Bunu net olarak söyleyin. Bilelim. Ve bu rektör aynı zamanda neyin başkanı biliyor musunuz? Kürdoloji bölüm başkanı. Bingöl Üniversitesi. Oradan da maaş alıyor. Peki orada yazdığı yazıda raporda ne demiş biliyor musunuz? Zazalar Kürt değil. Bunun için bölüm başkanı olmuş beyefendi. Fakat kendisi ne dil bilimci, ne sosyal bilimci. Fen bilimlerinden Fırat Üniversitesi'nden gelmiş, Bingöl Üniversitesi Kürdoloji bölüm başkanı da yapmış. Yeme yanında yat. Böyle bir üniversite olsa vallahi 81 tane değil 810 tane de açsan memlekete yetmez. Ye ye bitmez. Bugün derhal bugün Milli Eğitim Bakanı'ndan YÖK Başkanı'ndan cevap bekliyoruz. Bu öğrenciler sizin köleniz mi kardeşim? Orada basın açıklaması yapamayacaklar mı? AKP il başkanını rektör olarak atamışsın diye üniversite senin partinin parti okuluna mı dönüşecek? Sen Bingöl halkını, Bingöl gençliğini, Bingöl üniversite öğrencilerini sahipsiz mi zannediyorsun? O rektöre buradan sesleniyorum. Haddini bilmeye davet ediyorum. O öğrencilere kalkan eller kırılır, bunu bilmesini istiyorum. Oradaki faşizan uygulamaların derhal sonlandırılması lazım. Özellikle Bingöl'den bazı sivil çetelerle, faşist gruplarla üniversitede toplantı yapan akademisyenler, öğrencilere saldırtmak için plan yapan akademisyenler, rektörle adeta bir çete halinde çalışan, dışarıdan gelip üniversiteye saldıran faşist grupları örgütleyenler haberdar değiliz zannetmeyin. Biz Bingöl Üniversitesi'nde sükunet istiyoruz. Özgürlük ve demokrasinin üniversitelerde olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Asla provokasyona, asla gerilme mahal verilmeden hızlı bir şekilde Bingöl Üniversitesi'ne el atılmasını istiyoruz. YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanını bir kez daha göreve çağırdığımızı buradan belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar.